Değerli arıcılarımız, bugün Ersin Ökten agamızın aralığındayız. Kendisiyle birlikte özellikle kış beslemesi, beslemeyi nasıl yapmamız lazım? Bu hafta sıcaklar bayağı bir var, ancak önümüzdeki hafta soğuklar geliyor. Bununla ilgili bir ufak video yapalım dedik. Size de faydalı olması için kanalımıza abone olup beğenirseniz, yeni arıcılarımızın da, kanalımızı yeni gören arıcılarımızın da abone olup beğenilerini esirgemezse seviniriz. Evet, başlıyoruz. Bunu mu açacağım? Fark etmez, ne istersen aç abi. Evet. Neyse, sıradan bu geldi. Ersin Agam, söz sende. Sıradan bu geldi. Rastgele bir kovan. Şimdi bu kovanımız bu sene bölmelerden yaptığımız kovanlardan bir tanesi. Bahar ayında böldük. Tabii hepsi bunun gibi gelişmedi. Bu 6 çıtaya çıkmış arı. 4 çıta olanlar var. Şöyle bir yüzeysel bir bakalım şeyine. Ne durumda olduğuna. Maşallah, bereketli olsun. Duvara bakmaya gerek yok. Burada şimdi yavru sökmüş, tekrardan yumurta atmış boşluklara. Ana da geziyor zaten. Evet. Kemeri fena değil. Tabii biraz daha olsa daha iyi olur ama. Evet, biraz besleme. Biraz besleme yapacağız. Bu da fena değil. Poleni var, kemeri var. Orta yerlere kapalısı var. Stoğu da fena değil ama ara ara beslemekte fayda var. Bunun ırkını biliyor musunuz? Karniyol. Karniyol. Bir de sarıcalar rahat bıraksa. Evet. Dışarıdan bir şey gelmediği için yağmalar da oluşabiliyor. Şöyle. Orta yerini kapalısı var. Kenarları polen, üst kemeri fena değil. Gördüğünüz gibi. Üçüncü çerçeve yumurta. Evet. Dördüncü çerçeveye bir şey yapmamış. Stok, duvar tabir ettiğimiz şeyi. Biraz polen görüyorum. Altlara polen doldurmuş. Üstüne stok yapmış. Bunu duvar daha açılamamış herhalde. Tabii o şeylerden çıkarsa büyük ihtimalle buna da açıp yumurta atabilir. Evet. Havaları iyi giderse tabii. Bu da duvar. Buraya gelmemiş. Sadece stok yapmış bir miktar. Yani duvarı şuradan başlatmış. Buna pek çalışma yok. Yani sağlı sollu çift duvar çalışmaya çalışıyor kışlamak, evet, için. Evet. Yok. Şu bu taraftan biraz içeride kaldığı için şey yapmış. Burada yumurta var. Bir, iki, üç tane yumurta var. Bir tane burada duvar var. Bu duvara ne koymuş, ona da bakalım. Büyük ihtimalle polen, nektar koymuş olabilir. Yani şurupluğu da aslında duvar gibi görmüş. Bunu bayağı bir doldurmuş. Stok gelmiş şeyden. Evet. Evet, polen, bal, nektar, her şey var. Hem açık hem kapalı sırlı bal. Hı. Bu duvar iyi. Yani artık kışa hazırlık yapacağız. Biraz daha arada havalar kötü gittiğinde biraz daha beslemeler yapacağız. İçeride stoğunu tüketmesin. Mevcut stoğuyla idare etsin. Tabii kışın duruma göre de kek takviyesi yapacağız. Şu an besleme olarak bunlara önümüzdeki hafta soğuklar geliyor. Şu anki besleme ile önümüzdeki hafta beslemesi arasında bir fark olacak mı? Arttıracak mısınız? Veya keke dönecek misiniz? Yok, keke daha dönme olmaz. Şimdi daha biz bunlara birebir şerbet veriyoruz. Evet. Bir hafta önce vermiştim. Biraz havalar iyi gitti. Biraz baktım ki şeyler dışarıdan bir şeyler geliyor. Hı hı. Az da olsa geliyor. Fakat yağmurdan sonra birkaç gün hiçbir şey gelmediği için mecburen biraz şerbetleme yapıyoruz. Hı hı. Onun da daha önce sulu veriyorduk. Hı hı. Havalar sıcak diye. Şu anda havalar biraz normale döndü. Hı hı. Geceler de soğuk olduğu için
şerbeti bire bire düşürdük. Evet. Bir şerbet, bir şeker, bir su gibi. Evet. Bu şekilde devam edeceğiz artık. Peki keke başladığınız zaman ballı polenli mi veya kendiniz mi yapıyorsunuz, hazır mı alıyorsunuz? Kendimiz yaptırdık. Evet. İçine tabii çuvalla yaptırıyoruz biz bunu. Hı hı. Hazır şeyden yaptırdığımız yerlerde içine bir miktar bal karıştırıyoruz. Evet. Aşağı yukarı benim yaptırdığım 50 kiloluk çuvalın içine ben 5 kiloya yakın polen koydum. Evet. O şekilde kendimiz şey yaptırıyoruz. Yani yaklaşık %2,5, %2, %2,5 yani civarı. Yani aşağı yukarı o şekilde. Tabii polen ihtiyacı da var, protein ihtiyacı da var adamın. Evet. Fondan da verilebilir. Genelde çünkü şeylerin içinde stoklarında polen de var ama. Evet. Olsun. Her ihtimale karşı biz polen de katıyorum ben içine. Anladım. Hocam varroa mücadelesi konusunda bugüne kadar ne yaptınız? Bundan sonra ne yapmayı düşünüyorsunuz? Varroa'ya şöyle biz kıştan çıktığımızda bala kadar. Evet. Bala bir ay kalaya kadar tabii duman yaptık. Hı hı. Dumanla yaptık bu sene. Daha önce bir sürü şeyler denedik. Hı hı. Uçucu yağlar, ondan sonra oksalik asit, formik asit gibi. Evet. Bu sene dumanda karar kıldık. Ondan sonra işte baldan sonra, sahamdan sonra hemen varroa mücadelesine başladık. Bunu genelde herhalde 4 günde bir 4 kere diyorlar ama biz 6-7 kere yaptık. Arada bir ay 15 gün falan bir ara verdik. Hı hı. İşte son olarak birkaç kere daha yapmayı düşünüyoruz. Kışa tertemiz girsin aralarımız. Çünkü varroa arının belasıdır. Yani dumanla bal sahamı arasında bir rahat bir 3-4 aylık bir süre mi oldu? Nasıl? Yani dumanı ilk baharda dumanı verdiğiniz zaman... İlk baharda arılar açıldıktan sonra başladık duman vermeye. Yani Nisan başı gibi mi? Tabii yani arıları açmaya başladığımızda Nisan, Mayıs gibi başladık. Bala bir ay kala biz dumanı falan kestik. Hı hı. Zaten şerbetlemeyi de son 15 gün kala kestik. Evet. Bala girerken ilaç duman olayını bitirdik. Evet. Zaten alt katlarda biz katı attıktan sonra bir daha dumanı kestik. Evet. Çünkü altta kalıntı bırakabilir. Evet. Riskten dolayı. Olabilir, risk olabilir. Katı attıktan sonra dumanı kestik. Zaten balımızı biz üstten alıyoruz. Evet. Alt katlar bırakıyoruz. Arılara bırakıyoruz. Ondan sonra işte bal sahamından sonra hemen akabinde varroa mücadelesine başlamak gerekiyor. Evet. Bunu biz 6-7 defa 4 günde bir 4 gün arayla yaptık. Duman olarak mı yine yoksa şerit? Duman olarak yaptık. Hı hı. Hem bize kolay geliyor hem ondan netice aldık. Oran olarak hocam yani kaç puf vurdunuz? Buranın iklimi yok, biraz sıcak. Bizim şimdi şeyler var. Varoset kullanıyoruz. Varosetler bir pakette 15 arıya diye şey yapılıyor. Biz körüklemeyle başlıyoruz. Başa sona gidip geliyoruz. 15 tane kovana biz onu dağıtıyoruz eşit miktarda. Anladım, eşit miktarda. Yani kağıdın üstünde, reçetesinde yazdığı gibi 15 tane kovana evet. Başlıyoruz. Kaç puf yapacağınız önemli değil. Başlayın. 3 töpe yapsanız, 5 de yapsanız, gideceğiniz, geleceğiniz 15 taneye bitireceksiniz şeyi. Anladım. İçindeki şeyi. Hı hı. O şekilde. Şimdi bir 15-20 gün ara vermiştik. Evet. Şimdi birkaç kere daha, şu anda varroa falan görmüyoruz fakat her ihtimale karşı bir iki kere daha yapmayı düşünüyoruz. 4 evet. günde bir veya 3 kere yapabiliriz. Hı hı. Bu şekilde herhalde kışa kadar, yılbaşına kadar oksalik asit Ocak ayında mesela veriliyor. Hı hı. 5 derece civarlarında. Ona kadar bir daha ilaç vermeyi düşünüyoruz. Yani oksalik asiti damlatma olarak doğru mu? Tabii. Tamam. Salkımın üstüne. Hı hı. Salkım zamanı işte Ocak ayında 5 derecenin üstünde gördüğümüz zaman hava sıcaklığı. Hı hı. Salkımın üstüne oksalik asit. Bu şey döneminde kışın kekle birlikte bir de buzdolabı poşetiyle şurup bölme arılara, zayıf arılara buzdolabı poşetiyle şurup verme olayı var. Bu konu hakkında biraz bilgi verir misiniz? Arıcılarımız nasıl poşeti, yapsın? Buzdolabı poşeti şimdi gecelerin serin olduğu zamanlarda zayıf arılar şerbetliklerde boğulma yapıyor. Hı hı. O yüzden buzdolabı poşetleriyle veriyoruz ki hem üstüne koyduğun zaman şerbet ısınıyor. Hı hı. Hem azar azar çekiyorlar, sıkıntı olmuyor, boğulma falan olmuyor. Güçlü arılarda hava sıcaklığına göre de tabii yazın vermiyoruz poşetle, buzdolabı poşetiyle evet. vermiyoruz. Ama bugünlerde mesela ben gene zayıf arılarıma şeyle buzdolabı poşetiyle veriyorum. Evet. Çünkü şerbetliğimiz kenarda olduğu için gece serin olabiliyor. Arı gece girdiği zaman oradan
doyduğu zaman mesela o şerbet soğuk olduğu için içinde boğulma yapabiliyor. Anladım. Güçlü arılarda belki olmayabilir ama zayıf aralarda veriyoruz. Bundan sonra da bütün aralarıma ben şerbeti buzdolabı poşetiyle vermeyi düşünüyorum. Daha hı hı. güzel çekiyor. Yalnız bir şeyi var, buzdolabı poşetini 2-3 gün içinde oradan üstünden almanız gerekiyor. Bu bitirdikleri zaman bunu tırtıklıyorlar, dışarıya atmaya uğraşıyorlar. Bazen koğanın ağzı tıkanıyor. Evet. Buna dikkat edilmesi gerekiyor. 3 günde bir takip edilmesi gerekiyor. Hocam ilave edeceğiniz başka bir şey var mı? Arıda yağma olmasın, eşek arıları malum. Evet, dolanıyor şu anda. Biz ona büyük ihtimalle bir önlem düşüneceğiz. Artık tuzak yapacağız eşek arıları için. Bu aralar işte dışarıdan bir şey gelmediği için sarıcalar bayağı koğanın ağzını açtırtmıyor bize. Bütün arıcı arkadaşlara bereketli sezonlar diliyorum. İnşallah baharın bereketli, tekrardan güzel bir sezon bekliyorum. Çok teşekkürler hocam. Görüşmek üzere. Sağ olun. Eyvallah.